Kendini cinsel olarak çekici hissetmiyorsan, eril enerjin ya da dişil enerjinde bir tıkanıklık var demektir. Hayatında doğru eşi, partneri, sevgiliyi bulamıyorsan, bu sonda uyum ve ahenk içinde bir ilişki yürütemiyorsan ve ilişki yürütmek için sürekli alttan alan, taviz veren sen isen eğer, sonunda hep bir ayrılık ve bir mutsuzluk yaşıyorsan, yok sayılma, ilgisizlik, değersizlik, aldatılma yaşıyorsan, neden insanları, doğru insanları hayatıma çekemiyorum diyorsan, hatta sorunun hep kendinde olmadığını zannedip kendini bir kurban gibi görüyorsan, suçu ve suçluyu hep karşı taraf sanıyorsan, o zaman sende düzeltilmesi gereken çok önemli noktalar var demektir. Yani iletişim kurmakla ilgili, sağlıklı ilişkiler yürütmekle ilgili içinde çözmen gereken travmatik durumlar olabilir. Peki insanlarla sağlıklı iletişim kurabiliyor musun? Anlaşılamadığını mı düşünüyorsun? Çok iyi bildiğin konularda bile kendini ifade etmekten çekiniyor musun? Hakkını arama konusunda ya da anlaşılma konusunda sen kendini eksik hissediyor musun? Çok çalışıp ve çabaladığın halde sürekli zorluklar mı yaşıyorsun? Emeklerinin karşılığını almakta zorlanıyor musun? Maddi anlamda bolluk ve bereket, para akışında tıkanıklıkların var mı? Ya da iki yakan bir araya gelmiyor mu? Yokluk, darlık ve sıkıntı içindeysen, bir türlü belini doğrultamıyorsan, köklerinde mi bir tıkanıklık var? Ya da hayatında aşmayı zorlandığın bu durumlarla ilgili yol ve yöntemleri bilmiyor musun? Peki sen neden bunları yaşadın? Sınav mıydı, kader miydi ya da alın yazısı mıydı? Böyle gelmiş, böyle mi gitmeli? Bu durum değişmez mi? Değişirse nasıl değişir? Bunun cevaplarını arıyorsan tüm cevaplar Rezonans'ta, kitabın içeriğinde.